Onlar boşa döndü. Yok ya, çağrısı yok. O kadın ne yapabilir? Babamla evlenecek. Babamın hiçbir şey hatırlamaması çok fena oldu. Biz istemedikçe evlenmeyecekti. Ama o bunu hatırlamıyor. Çekilsene yorumdan. O kadın yalanlarıyla babamın kafasını karıştırdı yine. Üzülmeyin. Doktor ne demiş? Kısa zamanda iyileşecekmiş. Ama ya bu arada babam Simge ile evlenirse? Çok fena olur yani. Durun bakalım. Daha ortada düğün tarihi yok, bir şey yok. Siz öyle sanın. Ne diyorsun be? Annem belediyeye gidip bugün her şeyi halledecek. Yarın da evleniyorlar, ne haber? O kadar çabuk. Evet şekerim, bu geceden odanızı boşaltsanız iyi olur. Çünkü oraya taşınmakça sabırsızlanıyorum. Daha çok beklersin Şebek. Görürüz. Yatılı okuldan bana kart atarsınız artık. Ben şimdi sana göstereceğim yatılı okulu. Yatılı okula falan gitmiyorum Emre. Alo? İyi günler müdür bey. Evet. Evet anlıyorum. Emre mi? Tamam geliyorum. Hı-hı, peki. Ne olmuş? Emre ile Özge kavga etmişler. Ay yine mi? Hep böyle kavga mı ediyorlar yani? Şey evladım. Ben okula gidiyorum. Ben de geliyorum. Özge'yi merak ettim bak şimdi. Ama tövbe estağfurullah. Senin çocuğun Emre evladım. Hasta çıkmasaydın. Yok ben iyiyim. Hadi. Çocuğum bu kaçıncı? Ne istiyorsun kardeşinden? O benim kardeşim değil. Ama olacak. Olacak. Hem o bir kız çocuğu. Ayıp değil mi Emreciğim? Ama öğretmenim deli ediyor beni ya. Sürekli gıcık. Özge kızım iyi misin? Emre beni dövdü babacığım. Bunu nasıl yaparsın Emre? O senin kardeşin. Yeter ya yeter. Ya hiçbir şey hatırlamıyorsan bunu mutlaka hatırla Hakan. O senin oğlun. Ne oldu? Babam Özge'ye kendi kızı gibi davranıyor. Bize de üvey evlat muamelesi yapıyor. Nana, babama neler oluyor? Biraz sabırlı olmalısınız. Babanız geçirdiği kazadan ötürü bu durumda. Bir şeyler yapamaz mısın? Size söz veriyorum, her şey düzelecek. Nasıl? Bilmiyorum. Of. Hadi eve gidiyoruz.